Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS'ye artık sayılı günümüz kaldı. Bugün bu videoda sizlere LGS durumuyla ilgili, LGS'de nasıl soruların geleceğiyle alakalı bir anlatım yapmaya çalışacağım. Yine bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen konumuza başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız YKS sınavı ile ilgili bir değerlendirme yapmıştı. İsterseniz o değerlendirme videosunu hep beraber bir inceleyelim sonra da yorumlayalım. Ben bir sürü geleni gidenim oldu bakan olduktan sonra. Hiç kimseyi Twitter'da, sosyal medyada beni ziyaret etti diye paylaşmadım. Bir kişi üç defa paylaştım ama. O da ÖSYM Başkanı. ÖSYM Başkanı şunu istiyorum. Sorduğunuz toplam kaç soru var? 500 soru diyelim. 500 sorunun her birinin bizim ders kitaplarımızdaki yeri. Bunları rapor olarak istiyorum Yusuf'un daha önce de istedim. Dolayısıyla aklınıza şöyle bir şey kesinlikle gelmemesi lazım artık. Bütün sorular size bizim dağıttığımız kitaplardan çıkacak. Sizin kafanız karıştıran ikinci konu şuydu. İyi de bu soruları kim hazırlıyor? Doğru, haklısınız. Bu seneye kadar üniversitelerde bir öğretmenleri, profesörler hazırlıyorduk. Dersiniz neyse şimdi? şimdi Kimya. Profesörü geliyor, sizin şurada gördüğünüz şeyin çok daha ötesinde bir şey size soruyor. Uğraşıp duruyorsunuz. Şimdi benden bu da olmaz. %50, %50, %50, %50 akademisyen, %50 öğretmen. Evet, videoyu incelediğinizde, izlediğinizde ne gördünüz? Bakanımız ne diyor? Arkadaşlar ben bu YKS sınavıyla alakalı sadece kitap üzerinden gideceğimizi söyleyebilirim. Yani buradan yola çıkarak YKS'de ders kitaplarına mutlaka çalışmalısınız. Ders kitapları ayarında soruları size geleceğini söyleyebilirim diyor. Peki hocam bunun LGS ile ne bağlantısı var? E, Milli Eğitim Bakanlığı YKS'ye bu kadar önem veriyorsa e, LGS ile ilgili aynı şeyi düşünmeyecek midir? E, düşünecektir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı burada aslında bize şunu söylüyor ki arkadaşlar sınavlarımız için ders kitapları gerçekten çok önemli. Ben ders kitabında olmayan bir şeyi size sormayacağım diyor. Bakın bu şu demek değil. Yayın evi sorularını tabii ki de çözün. Şimdiye kadar aldığınız yeni nesil test kitapları, kazanım beceri temelli test kitapları. Tabii ki bunlarla pekiştirmelerinizi güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bakanımız aslında bize yolu gösteriyor. Soruların nereden çıkacağını gösteriyor. Bakanımızı bu anlatımdan yola çıkarak ben net bir şekilde şunu anlayabiliyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları size sene başında dağıtılan ders kitaplarını baz alarak sorular hazırlayacak. Dolayısıyla bizim Ders kitaplarını başından sonuna kadar, A'dan Z'ye kadar detaylı bir şekilde incelememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili bir aslında örneklemimiz daha var. Biliyorsunuz bu sene Bakanlığımız 3 tane örnek soru yayınlamıştı şimdiye kadar ve bu 3 örnek sorunun içerisine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarıyla örnek soruların benzerliklerini karşılaştıran bir bölüm yer vermişti. Onu daha önceki videolarımda size anlatmıştım. O videoda da aslında ne demiştim sizlere? Milli Eğitim Bakanlığı aslında LGS'nin şifresini bize verdi. Dedi ki, öğrencilerimiz evet konularını çalışacaklar, sorular çözecekler ama asıl birinci bakacakları temel kaynak, başucu kaynağı her zaman bakanlığımızın kendi kitapları olacak demişti. İşte bunu hem oradan görmüştük hem de bakanımızın bu açıklaması bize bu durumu bir kere daha pekiştirdi ve dedi ki bakanımız, öğrencilerimiz kesinlikle ders kitaplarına odaklansınlar. Dolayısıyla benim Kalan günlerde LGS Tayfa'ma kesinlikle önerim şudur ki şimdiye kadar çözdüğünüz yayın evleri sizin için bir artıdır. Şimdiye kadar çözdüğünüz beceri temelli sorular kazanım soruları deneme kitapçıkları evet sizin kendinize sınayabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, eksiklerinizi görebileceğiniz güzel alıştırmalardı. Ama gerçek sınav provasına en yakın şey her zaman ve her zaman. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarıdır. Bakanımız da zaten bunu söylemiş oldu. Ders kitaplarında mutlaka ama mutlaka sınava kadar irdelememiz gerekir diye düşünüyorum. Lütfen size sene başında bakanlığımızın dağıttığı ders kitaplarını alın, inceleyin. İçindeki özellikle ünite sonlarındaki soruları çözmeye çalışın. Ünite etkinliklerini tamamlamaya çalışın. Aralarda konu içlerinde bazen etkinlikler oluyor, sorular oluyor. Oraları halletmeye çalışın. Bu bizim için temel, başucu kaynağı haline geldi artık bu anlatımdan, bu örnekten sonra diye düşünüyorum. Yine bakanlığımızın yayınladığı başka şeyler de aslında LGS için gerçekten çok önemli olacak ve sizin en temel yardımcınız olacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdiye kadar öğrencilerimden her zaman şunu, şunu duydum. Hem okuldaki öğrencilerinden, hem YouTube'daki hem Instagram'daki öğrencilerimden. Hocam denemelere giriyoruz ama hiç LGS tarzı olmayan sorular da görebiliyoruz. Evet, yayın evi kaynakları bizim için önemli. Kendimizi denememiz açısından bunları da çözmeliyiz. Ama bizim birinci kaynağımız neydi? Milli eğitimin kaynaklarıydı. Bazen yayın evleri zor soru hazırlayarak, böyle alakasız sorular hazırlayarak kaliteli olduklarını düşünebiliyorlar. O yüzden de benim birinci sıradaki her zaman kaynağım, öğrencilerime tavsiyem MEB'in kaynaklarıdır. Bir, ders kitabını zaten söyledik. İki, bakanlığımızın yayınladığı kazanım kavrama, beceri temelli testler benim için çok önemli. Bunları mutlaka çözmelisiniz. Bununla ilgili bakanlığımız bu sene sizlere kırmızı bir kitap dağıtmış olabilir. Onu mutlaka çözün. Geçen seneki iki tane sözel ve sayısal kitabı vardı çalışma kitapları. Onu mutlaka bulabilirseniz alın çözün. Kitaplar, e, kitapçılarda falan satılmıyor. Okulda yedeklerden kalmış olabilir, eskilerden kalmış olabilir. Bir üst sınıflardan çözmeyenlerden varsa rica edin bulun. Mutlaka onları çözün. Hiç bulamadınız? bakanlığın odsgm.mebgov.tr sitesine girdiğinizde sağ tarafta destek materyaller var. Orada destek materyaller bölümünden bulabilirsiniz. Hem örnek soruları hem kazanım sorularını hem beceri temelli soruları. Benim için en önemli ikinci kaynak tabii ki de bunlardır sevgili arkadaşlar. Geliyorum benim için en önemli LGS provası ve en önemli kriterim tabii ki de Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu ana kadar sorduğu çıkmış LGS sorularıdır. 2018 yılından bu yana kadar ki ben mutlaka soruları çözmenizi istiyorum ki sizden Buradan yola çıkarak bakanlığın soru tarzını görebileceksiniz. Bunu da yaklaşık 10-15 güne sıkıştırırsanız orada siz gün gün bakanlığın çıkmış sorularını çözdüğünüzde artık gerçek sınav provanızı tamamlamış ve 2 Haziran tarihindeki sınava dört dörtlük bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Dolayısıyla bizim bugün dikkat çektiğimiz nokta özellikle Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasından sonra sınavın ders kitapları, MEP kaynakları özeline göre hazırlanacağıdır bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi hocam ben onları şimdiye kadar çözmedim. Eğer yetiştirme problemi yaşar mıyım diye düşünüyorsanız hiç problem değil. Yetiştirebildiğiniz yere kadar devam edersiniz arkadaşlar. Zaten ünite sonlarında birer tane testimiz var. Birer tane etkinliğimiz oluyor ünite sonlarında. Onları hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Aralardaki bölümleri de tekrarlarınızdan sonra o bölümlere ağırlık verirsiniz. Yani tutarsınız bir gün Türkçe çalışırken. Yayın kaynağı çözmeyeceğim de bakanlığın örnek sorusunu, bakanlığın etkinliklerini, kitaptaki soruları çözeceğim dersiniz. Onu planınız, programınız dahiline, çizelgeniz içerisine alırsınız ve çalışmalarınızı o doğrultuda yürütebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, Milliyetin Bakanlığı'nın şimdiye kadar yayınladığı kaynaklar, kazanım testleri, beceri temelli testler, okul kitapları ve çıkmış sorular bizim en önemli kriterimizdir. Bunlara düzenli bir şekilde çalışırsanız emin olun çok rahat bir sınav geçireceksiniz. Biz bunu hem şimdiye kadar bursluluk sınavında da gördük. Hem şimdiye kadar YKS'de de duyduk bakın bakanımızdan ve LGS'de de aslında bunu gördük. Emin olun şimdiye kadar ki çıkmış sorular çözdüğünüzde şunu göreceksiniz ki örnek sorulara benzediğini göreceksiniz. Şimdiye kadar ki çıkmış sorular çözdüğünüzde kazanım sorularına benzediğini göreceksiniz. Yani bakanlık kendi kaynaklarına her zaman gereğinden fazla önem vermiştir. Doğrusu da budur. Bizim burada ilk ele alacağımız, ilk halletmemiz gereken kaynaklar mutlaka bakanlığın kaynaklarıdır. E zaten LGS'yi hazırlayan komisyon da hemen hemen oradan yola çıkarak soruları hazırlamakta. Dolayısıyla bizim birinci sırada önemimiz buraya doğru evrilmeli. Kalan 30-40 gün artık neyse. Bu videoyu hangi gün izliyorsanız. Evet sevgili arkadaşlar bugün sınav sorularının neye benzeyeceği ve nereden çıkacağını sizlere detaylıca anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce umarım faydalı olabilmişimdir. Emin olun bunu uygulayın. 2 Haziran'da çok faydasını göreceksiniz. Diyerek artık videomuzun sonuna gelelim. Sınava kadar rehberlik, motivasyon, bilgilendirme videolarım devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.